Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan darsni davom ettiramiz. O'tgan darsda biz operatorlar mavzusini boshlagan edik. Arifmetika operatorlarini ko'rdik, qiymat berish operatorlarini ko'rdik. Bugun ko'radigan mavzularimiz operatorlarning boshqa turlarini ko'rib chiqamiz. Kelinglar birinchi comparison operatoridan boshlaylik. Bu o'zi qanaqa operator? Bu o'zbekchada aytadigan bo'lsak, solishtirish operator hisoblanadi. Ya'ni solishtirish operatori. Bu juda ham sodda. Solishtirish deganda o'zi nimani tushunamiz? Bitta narsani ikkinchi narsa bilan solishtirishi. Bizda dasturlashda bitta ma'lumotni ikkinchi ma'lumot bilan solishtirishda biz solishtirish operatorlarini ishlatamiz. Bularga qaysilar kiradi? Ya'ni solishtirish operatorlariga qaysilar kiradi? Bu juda ham sodda. Buni matematikada ham ko'rgan bo'lishingiz kerak. Xo'p, bularga katta, kichkina, teskari bo'lishi ham mumkin, o'tini. Kelinglar. Birinchi ma'lumotni aytaylik, katta, kichkina, katta yoki teng, kichkina yoki teng, teng va teng emas. Teng va teng emas, teng. Bu nimalarni bildiradi? Mana mana shularni ko'rib chiqishimiz kerak. Hozir har bittasiga alohida to'xtalaman. Xo'p, bular bizda har doim solishtirish operatorlari qiymati boolingga teng. Ya'ni qiymati deganda nimani tushunamiz? Bizda dasturlashda expression, ya'ni ifoda mavjud, expression. Bilasiz, shu expressionni ham tushuntirib ketdik. Expression degani bu bizda kod yozamiz va expressionni natijasi bizda misol uchun qaranglar, 10 deb yozsam, menga konsollokka ekranga 10 chiqarib beradi. Hozir ishlatadigan bo'lsam, mana menga 10 chiqarib berdi. Yana boshlanishga tushiraylik. Mana 10 chiqarib berdi. Lekin men 10 plus 5 deb yozsam, menga ekranga 10 plus 5 deb chiqarib bermaydi. Uni natijasini chiqarib beradi. 15 deb chiqarib beradi. Ya'ni ifodani qiymatini chiqarib beradi. Ya'ni expressionni qiymatini chiqarib berdi. Ekranda bizaga e'tibor bergan bo'lsangiz, 10 plus 5 degan yozuv paydo bo'lmadi. Bizaga uni qiymati paydo bo'ldi. Ya'ni 15 chiqarib berdi. Biz o'ylashimiz mumkin, misol uchun bu mannaqa chiqarib berish kerak ekranga, mannaqa yozuvni. Yo'q, unaqa chiqarib bermaydi bu. Bu ifodani qiymatini chiqarib beradi, expression. Bizda solishtirish operatorining qiymati har doim boolingga teng. Ya'ni expressionni tushunmadingiz nimaligini? Buni kommentariyga qo'ysam bo'ladi. Expression deganda ifoda, ya'ni ma'lum bir bitta qator kodni nazarda tutamiz. Shu kodimizning natijasi bizda ham ichidagi qiymat bo'lishi mumkin yoki qiymatning natijasi bo'lishi mumkin. Hop, endi buni o'chirib turaman hozir chalmaslik uchun. Solishtirish operatorlariga qaytaman. Solishtirish operatorlarining qiymati har doim boolingga teng. Booling nima o'zi? Booling bu ma'lumot turi, JavaScriptdagi ma'lumot turi. Bu boshqa dasturlash tillarida ham bor. Bu qiymati yo true bo'ladi. Yoki false bo'ladi. Xo'p, keling buni oddiy yo'l bilan tushuntirib beraman. Men 5 katta 10 dan deyman. Bu bizda xayolimizda o'lchaydigan bo'lsak, bu noto'g'ri. Hech qachon 5 10 dan katta emas. Buni kompyuterimizdan farqiga boradi. Shu sababli u ekranga yo'q, bu noto'g'ri. Bu false bo'ladi, chiqarib beradi. Hozir ishlatib ko'raman. Hozir bir minut. Mana false chiqarib berdi. Ko'rgan bo'lsak, bizda demak bu qiymati chiqarib beradi. Ekranga bizga 5 katta 10 deb chiqarib bermayapti. Bizga buni qiymatini chiqarib beryapti. Yo, bu noto'g'ri deyapti. Endi teskarisi 5 kichkina 10 deyman. Ya'ni kichkina belgisi. Ko'radigan bo'lsak, bu endi true chiqarib berdi. Birinchisi false, ikkinchisi true. Hozir yana bittasiga tushiraylik, mana false. Birinchi false chiqargani bunga tegishli, ikkinchi true chiqargani bunga tegishli. Ya'ni bu ifodani ko'rib oldik. Endi buni xohlasanglar brauzerda ham ochib ko'rsataman, bir xil narsa chiqishi kerak. Mana brauzerda ochdim. Brauzerni inspectni bosdim, konsol oynasiga o'tdim va ko'radigan bo'lsak, false, true.
Hani bize de şu narsı soruşturuş operatörler. İki de sonunu bize ge soruşturu beru attı. Hem bize de şinaka narsalı var ki JavaScript'te JavaScript istenilen narsanı soruşturup koyuyordu. Lekin kanakadır mana bilir miydi doğrusu net edigen bosa? Misal ucu hello bile world sözünü soruşturup koyuyordu. Bunu alfabet tartıbı da soruşturadı. Kaysi biri ahırı da bosa üçü koptu böyledi. Bunu false çıkarıverdi. Çünkü W ahırıdı. Ama H başıdı. Yani şu tartıpta bize ge soruşturup beruradı. Misal ucu hazır ben ikitasını uçurup kanitere yaptırdım. İşlemiydi bu ikitasını bana false çıkarıverdi. Şimdi tizkersin dediğin bosa duru çıkarıverdi. JavaScript'te maşına kızıl kızıl işlerine kısayıp boğuladı. Peki bunu mesela verilmiydi? Diğerli işletilmiydi bu narsı? Ana ama hazır kursdik yani. Hop. Bu çınarlı bugün bu ise. Kengisi yok ama. Hop. Bu cüdeyim sadde. İki de sonunu soruşturup kurduk. Holos. Aha. Holos ile variable ile soruşturseyem. Böyle de soru için. Let A. 10. Let B. 3. Ve Y'da soruşturuşu başlayayım. Şimdi kengi narsı bize de A kopta B desem. Yani bu true çıkara verildi. Yani true çıkara verildi. Bunun asosiy sebebi 10 kodda 3'ten. Şimdi bize de bana amnakı kodda yok ki teyin belgesi mevcut. Kodda yok ki teyin belgesi numakı verildi. Kodda yok ki teyin belgesi de bu düşünersen çıkara verildi. Fakat yine bunu bitti. Farkı var bunda tepedekiden. Kelile şu farkını koştu veremem. Eğer ben 10 kodda 10 dediğim olsam yok ki 20 kodda 20 dediğim olsam bu 20 20'den kod demez doğru mu? Bu bize false çıkar verir. Lekin ben 20 20'den kodda yok ki 10 dediğim olsam bize true çıkar verir. Sebabı 20 20'den kodda bulmasayam o 20'ye 10. Yani benim aşı belge orkali bize menemine acilatı bulamayız. Yani bunda ben fakat yine maşı halette farkı var. Başka halette farkı yok. Şimdi yani şimdi tezkere varyantı var. Küçükine yok iten. Azı kodda yok iten gördü. Karımız. Bunda 15. Kodda doğru 15. Küçükine 15'den dedim. Burada diyen bu şey false. 15 küçükine mesela 15'den. 16'dan küçükine etsem true. Peki 15'den desem false. Namlan komentari yaptırıyorum. 15, kiçkine 15'ten desem kordi false çıkar verdi. Kiçkine yok ki teyin diyen bosam bize de yok münaka bu no doğru. Şimdi bu true'du çıkar verdi. Sebabı 15, 15'ten kiçkine bulmasayam ünlü teyin. Şu sebeple bize ki hazır true çıkar verdi bu ifadamız. Şimdi bize de bunları koru aldı. Kim bitti narsa köpçülüğü mamını arrow function ile adaştırıp koyadı. Yani bana ama narsan karemiz. Bunu bana ama ten belgesini biyoterapiye yazıp koysa ucu başka narsa böyledi. Buna ki yazıp olmayıdı. Çünkü bu ucu funksiyonu verildi bize. Yok. Bunu bana ama eski kurulmuşta yazış gerek. Ondan almıştır koymayalım. Hop. Şimdi kengi operatörümüz bize de koruduyen bu şey. Teng teng belgisi, bu teng teng belgisi cüdem köp işletiladı fakat boşuna dasturlaştılar da dedi. Hazır nümay yani için tur veremem. JavaScript'te lakin bu kem işletiladı. Hop, 10 teng 10. Bu soruşturuş operatörü. Yani bize de esiyle de olsa bitti tengli kıymet veriş operatörüydü. Ana indi bize de bitti tengliyemez, iki de tengliye koyduken bu şey. Bulanı soruşturup beradı. Bunu mannaka okusay, yani hazırma okuyor ama şunaka okusay, çünüşümüz az soru böyle. Yani 10, 10'ye teng mi? Yani 10, 10'ye teng mi de bu zileye sağol verildi. 10, 10'ye teng, doğru mu? Çünüşüm bunun kıymeti true böyle. Şimdi 10, bana maşı haletten başka haletle de her doyum false'ke teng böyle. Sebabı 9 10 yeteyim mi? Yok, deneyemez. Yok ki 11 10 yeteyim mi? Yok, deneyemez. Yani fakat yine uzge uzge teyim bölgeninde yine bu halet bize de true kaytaradı.
agar o'ziga o'zi teng bo'lmasa, bu true qaytarmaydi. Buni boshqa misollarda ham ko'rishimiz mumkin. Misol uchun hello hello ga tengmi? Teng. Agar men uje hello emas, misol uchun hello deb yozib qo'yadigan bo'lsam, uje bu false qaytaradi. Ya'ni qachonki bu bir-biriga teng bo'ladi, bizda ikkalasi bir xil bo'lgandagina. Misol sifatida buni qatta ishlatishimizni ko'ringlar, kelinglar. Xo'p. Bizda ma'lumotlar bazasi mavjud. Ma'lumotlarimiz yig'ilib qolgan. Misol uchun, o'sha ma'lumotlardan faqatgina menga nature ga teng bo'lganini olib kelib ber deyishim mumkin. Bu nature ga tegishli bo'lganlarni, misol uchun, rasmlarini olib kelib beradi. Ya'ni bizda nature dan boshqasi, misol uchun, kelinglar shuni yozing. Nature ga databazada, ma'lumotlar bazasida nature ga teng bo'lganlarni olib kelib beradi deb tasavvur qilinglar. Agar unda boshqa narsa yozilgan bo'lsa, uni olib kelmaydi. Misol uchun C deb yozilgan bo'lsa, dengiz, bu tabiat. Dengiz tabiatga teng. Yo'q, bu teng emas. Shuning uchun bizga qidirayotganda bizga bu yerga yozgan qiymatimiz unga teng emasligi sababli bizga qolgan qiymatlarni olib kelib bermaydi. Misol sifatida keltirdim. Xo'p, ana endi bularni tenglik belgisini tushunib, nimaga teng, nimaga kerakligini bizga ya'ni ikkita narsani solishtirib ko'radi bir-biriga. Ana endi bu tenglik belgisini JavaScriptda kamchiligi mavjud. Ya'ni kamchiligi deganimizda hozir shuni ko'rsatib beraman. Qaranglar. Men 10 yoki 10 emas, kelinglar 30 olaylik. 30 teng 30 ga deb bir yo tarafida boshqa ma'lumot turib, ikkinchi tarafida boshqa ma'lumot turini yozdim. Bu number, bu string. Lekin bizda JavaScript buni davay bosvorur deydi. Ya'ni bosvoruradi, buni to'g'ri devordi. Ko'radigan bo'lsak. Lekin ikkalasi boshqa-boshqa ma'lumot turi bo'lishiga qaramasdan bizga true berdi. Bu holat kamchilik hisoblanadi. Ya'ni bitta narsani ikkinchi narsaga, ya'ni ma'lumot turiga qaramasdan solishtirishi bizda mana mana shu katta kamchilik hisoblanadi. Shuning uchun JavaScriptda bizda 3 ta tenglik mavjud. 3 ta tenglik bu uchinchisi bizda buni ma'lumot turini solishtiradi. Ya'ni ma'lumot turini solishtirgani uchun ham bizda hozir bu yerda 3 ta tenglik qo'yadigan bo'lsak, false chiqarib berdi. Ya'ni 2 ta tenglikni 1 ta tenglikdan farqi bizda bu ma'lumot turini solishtirmaydi. Bu 3 ta tenglik o'shaning uchun biz har doim 3 ta tenglikni ishlatamiz. JavaScript turini solishtiradi. Shuning uchun bizga bundan ko'ra mana ham qulayroq, o'shaning uchun har doim 3 ta tenglik qilganinglar ma'qul. Bu yerda nima deyapman? 30 string 30 ga tengmi deyapman? Bu yo'q deyapti. Lekin bu yerda 30 string 30 ga tengmi desam, qani deyapti. Ya'ni bu true deyapti. Mana mana shu ikkalasini farqi shunda. Bizda hozir ko'radiganimiz yana bittasi teng emas. Bu teng emas ham xuddi shunaqa, ya'ni ikkita tenglik bilan bitta tenglikning orasidagi farqi shundaki, bizda bittasi ma'lumot turini solishtiradi, ikkinchisi ma'lumot turini solishtirmaydi. Kelinglar endi uni ham ko'ramiz. Bu solishtirish operatorimiz nima qilib beradi? Bunda men 10 uni teng emas deb o'qiymiz. 10 teng emas, 10 ga desam, faqatgina shu holatda true bizga false qaytaradi. Qolgan hamma holatda true qaytaradi. Ya'ni o'ziga teng emas desak, bizga false qaytaradi. Chunki sonni o'ziga teng bo'lmasligi bu mantiqa noto'g'ri. Ya'ni ana aytaman, 10 10 ga teng emas. Shu gapim to'g'rimi deyapman? Bu yo'q, kompyuter yo'q, bu gaping noto'g'ri deyapti. Ya'ni 10 10 ga teng chunki yoki salom salomga teng emas deyman. Bu yo'q, bu noto'g'ri, salom salomga teng deyapti bu. Xo'p, yoki men aytaman 10 9 ga teng emas deyman. Bu to'g'ri, 9 ga teng emas deyapti. Gapim to'g'ri deyapti. Ya'ni gapimni to'g'rilab beryapti.
Agar biz bunu ikkita tengga qo'yadigan bo'lsak, bizda ma'lumot turi bilan solishtirib beradi, boy aytganimdek. Mana mana shunaqa bizda ishlatiladigan solishtirish operatorlari mavjud. Ya'ni inglizchasiga comparison operators deyiladi, o'zbekchasiga solishtirish operatorlari. Hop, solishtirish operatorlari yana bitta takrorlab o'tsak, katta, kichkina, katta yoki teng, kichkina yoki teng. Hop, teng teng. Hop, teng emas, teng teng teng. Teng emas. Yana bitta tengga bilan. Hop, endi keyingisi bizda logical operatorlar. Logical operators bular nima? Bular mantiqiy operator hisoblanadi. U mantiqiy operator. Mantiqiy operatorlar. Bularga bizda 3 dona mantiqiy operatorimiz bor. Mantiqiy operatorlar. Bularga qaysilar kiradi? Bularga va ha bundan tashqari mantiqiy operatorlar ham bor. Bular asosiysi 3 ta. Masalan, mana shu 3 tani olamiz. Va yoki va not. Ya'ni buni ingilizchada and deymiz. Buni or deyiladi. Hop, bu not. Endi mana shu uchalasini ko'rib chiqamiz. Birinchi hozir hayotiy misolda tushuntirib beraman va keyin buni bizga dasturlashda ko'ramiz. Kelinglar, bizga ma'lum bitta shart kiritib olamiz. Bu mantiqiy operatorlar bizga shart kiritish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni ko'proq shart kiritishimiz uchun kerak bo'ladi. Kelinglar biz va'dan boshlaylik. Hop. Bu inglizchasiga and bo'ladi, o'zbekchasiga va bo'ladi. Dasturlashda yo buni ko'rishimiz mumkin yoki and so'zini ko'rishimiz mumkin. Bizda JavaScriptda faqat va ma'nosini belgini ko'ramiz. Ba'zi dasturlashlarda buni ko'rishingiz ham mumkin. Endi buni birinchi hayotiy misolda tushuntirib beraman. Qaranglar. Birinchi shart kiritib olaylik. Chet elga ketishimiz kerak. Chet elga. Tasavvur qilamiz, chet elga ketish kerak. Bizga ikkita narsa kerak bo'lsa. Bittasi pasport. Pasport. Qanaqa yozilar pasport. Va viza kerak bo'lsa. Biz qaysi holatlarda chet elga ketishimiz mumkin? Shuni ko'rib chiqamiz hozir. Ya'ni buni va yordamida ko'ramiz. Mana mana hozirgi va bizdagi mana mana. Agar chet elga ketish uchun faqatgina mash holatda bizga ketishimiz mumkin, pasport va viza kerak bo'lsa, ya'ni viza bo'lsa ketishimiz mumkin. Keling, shu holatlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, menga pasport bor holatda true deyman, viza bor holatda true deyman. Pasport yo'q holatda false, viza yo'q holatda false deyman. Keling, shuni dasturlashtirib ko'ramiz. Xo'p, pasportim bor, vizam bor. Demak, men va o'rtaga qo'yaman. Pasport va viza bor. İkkita true bo'ldi. Ya'ni pasportim borligi bu true, vizam borligi bu true dedim. Ekranga va belgisi bor. Bizda ko'radigan bo'lsak, ham yo'lda ko'ringlar-da. Hamlarni o'chib turaman. Ko'radigan bo'lsak, bizga true chiqarib berdi. Sababi bizani pasportimiz ham bor, vizamiz ham bor. Shartimizda chet elga ketish uchun ikkita narsani o'zi yetadi. Ana endi tasavvur qilamiz. Mani pasportim yo'q. Yo'q holatda false deb tasavvur qilamiz. Endi pasportim bo'lmagandan keyin men chet elga keta olmayman. Shuning uchun o'rtada va belgisi turgan bo'lsa ham bizda false chiqarib beradi. Sababi bizda pasport yo'q. Bizda shartimizda chet elga ketish sharti ikkalasi ham mavjud bo'lishi kerak. Ham viza, ham pasport. Ya'ni ikkalasidan bittasi bo'lmasa ham biz chet elga keta olmaymiz. Shuning uchun keta olmasligimiz false bo'ldi. Keta olishimiz true. Ya'ni meni pasportim yo'q, vizam bor, lekin men keta olmayman. Endi keyingi holat, pasportim bor, vizam yo'q. Pasport bor va viza yo'q. Endi bu holatda ham chet elga keta olmayman, sababi ikkalasi bo'lmasa men chet elga keta olmayman. Ko'radigan bo'lsak, bu false berdi. Ana endi
to'rtinchi holat mavjud. To'rtinchi holat na viza bor, na pasport bor. Endi bu holatda biz chet elga hech qachon keta olmaymiz deydi. Shuning uchun bu 4-chi holat false. Faqatgina va faqatgina qachon bizda true bo'ladi? Ikki taraf ham true bo'lganda buni misol uchun shart berishda ko'p ishlatamiz. Hali shartligi ma'lum bir dasturni tuzatganimizda shartlarni ichida bemalol ko'rsak bo'ladi. Yoki hali misol ko'rsataman bunga. Hozircha shuni qabul qilib turamiz hayotiy misol bilan. Endi keyingi narsa bizda yoki inglizchasiga or, o'zbekchasiga yoki. Bizda JavaScriptda bu ko'rinishini ko'ramiz, ba'zi dasturlashtiruvlarda bu ko'rinishi bor. Shunaqa. Hop. Endi tasavvur qilamiz. Bizda uy eshigini ochish kerak. Endi uy eshigini kaliti ikkita odamda bor. Ya'ni ukam va menda bo'lsa. Menda yo kelinglar ukam va singlimda bo'lsa. Kalit bor. Endi agar mana ukam kelib qolsa, ya'ni ukam keldi, ukam bor holatini men true deb olaman, singlim bor holatini true, ukam yo'q holatini false, singlim yo'q holatini false deb olaman. Xo'p, kelinglar, uy eshigini ochishimiz kerak. Uy eshigiga bizga birinchi bo'lib ukam keldi. Va ukam keldi. Keyin lekin singlim yo'q. Ikkalasida ham kalit bor. Demak, men eshikni ocha olaman. Sababi ukamdagi kalitni o'zi tushib ketadi. Shuning uchun ekranga bizga true chiqarib berdi mana. Amalani kommentariyga olib turinglar. Eshikni yoki ukam ocha oladi. Yoki singlimda ocha oladi. Ya'ni eshikni yo ukam ocha olish kerak, yo singlim ocha olish kerak. Hozir mana ukam keldi. Demak, men eshikni ocha olaman. Bu eshikni ochib oldi ukam. Ana endi ukam yo'q. Sinim bor lekin. Sinim bor. Ya'ni eshikni ochishga sinim keldi endi. Ukam yo'q, lekin babi eshik ochildi. Chunki yo ukam ocha oladi, yo sinim ocha oladi. Demak, endi sinim kelgani uchun sinim ochib berdi. Endi ikkalasi ham bo'lsa, demak, bu eshik aniq ochiladi, chunki ikkita kalit turibdi. Eshik ochildi. Ana endi ikkalasi ham yo'q holatda. Bizda, ya'ni ikkalasi yo'q holatda bizda false. Bu holatda bizda eshikni ocha olmayman. Sababi ukam ham yo'q, singlim ham yo'q. Hop, mana to'rtta holatni ko'rdik. Bu ham bizda shart berish uchun kiritiladi. Hozircha operatorlardan shularni ko'rdik. Endi biz sizlar bilan unary, binary, ternary operatorlarni ko'rib chiqamiz. Endi bu operatorlar o'zi operator emas, ya'ni to'g'ri aytadigan bo'lsak, bu operatorni qabul qilishiga qarab turlari, ya'ni qiymat qabul qilishiga qarab turlari. Bu juda sodda, hozir uchalasini tushuntirib beraman. Unary degani bitta qiymat qabul qiladigan operator. Ya'ni faqatgina bitta qiymat qabul qiladi, bitta qiymat. Bu operatorlar hammasini ko'rib chiqdik. Endi qiymat qabul qilishiga qarab bo'limlarga bo'lib olsak bo'ladi, 3 ga bo'linadi. Hop. Bitta qiymat qabul qiladigan operator. Qolganlari ham juda oson. Kengisi ikkita qiymat qabul qiladi. Xo'p. Kengisi ikkita qiymat qabul qiladi dedim. Bu binary operator. Unary operator bitta qabul qilar ekan, binary operator ikkita qabul qilar ekan, ternary operator bu 3 ta qiymat qabul qiladi. Xo'p. Bizda 3 ta qiymat qabul qiladigani atigi bitta dona. Xo'p. Endi bitta qiymat qabul qiladiganlar bor. Bizda shulardan bittasi qolib ketibdi. Mamati mantiq operatorlari not bor. Shu not ham qolib ketib qoldi. Shu notni ham ko'rib olaylik. Hop, bu bizda notni mana uni ko'rishdan oldim. Ya'ni unary'ni ko'rishdan oldim. Bitta mana shu notni ham ko'rib olaylik. Not operatori nima qilib beradi? Not operatori bizda ko'rinishi bu.
İngilizce'de yazılışı bu. Özbekçe'de mendeseyi böyle. Özbekçe'de tercüme kılamadım doğrusu. Not. Yok diyemiz mi? Emez mi? Emez de tercüme kısayan böyle erken. Mayıl. Hazırca tercüme kılmasına şunu da çöntür veriyorum. Karayla. Bu ne bakı verirdi? Bu ekran hemen turu çıkarır yani bu sam. Yani ben ekranı turu çıkardım. Yok ki ben turumuz 10 kodda 5 çıkardım. Doğru. Eğer bu lana oldu ki ben not operatörünü kop koyar yani bu sam agardı. Bu tiz kârısı gibi uygur verirdi. Eğer true bosa false kı verirdi. False bosa true kı verirdi. Yani not operatörü tiz kârısı gibi uygur verirdi bana. False bosa true kı verirdi. True bosa false kı verirdi. Kelli mi şimdi? Maşına yazıydı. Ben çınarlı öyle. Yani true yazsam bu ekran gibi false çıkar verirdi. Eğer false yazsam ekran gibi true çıkar verirdi. Yani tiz kârısı gibi uygur verirdi. Hop. Kora diyen bu şey bana. Ben bir dakika true de yazdım. Lekin bu false verdi. Bir dakika false de yazdım. Lekin bunu true verdi. Yani tez kersi yogur verdi. Not operatörü. Bu bize de mantıklı operatör hesaplanır. Yani şimdi bunu tüket olayım. Şimdi. Gelelim unary operatörlerini koramız. Unary operatör bu normal olası. Biz bu operatörlerini utu bulduk. Şu unary operatör diyen bitti kıymet kabul kılıyor diyen operatörlü. Misal sıfatı da hazır günü ötken operatörüm bu unary operatörüydü. Unary operatör fakat yine bitti kıymet kabul kılıyor. Karimsin. Böyle. Bir oya fakat yine true'unu kabul kıldı. Başka kıymeti yok. Yani başka kıymeti yani bir oya misal için false diyor yazganımı bize de hata verir. Yani iki de kıymet kabul kılmıyordu bu buna. Hop. Böyle bu unary operatörüydü. Yani yine bittiyse misal için bu minus. Minus 5 desem. Bu minus 5 iki tane kabul kılışı mümkün. Lekin bu halette fakat yine bu halet için uğurlu. Yani minus 5 kabul kıldı. Kora diyen bu şey fakat yine bitti kıymet kabul kıldı. Şimdi ternary operatörle var. Ternary dedim ben. Binary operatörle var. Binary operatörle iki tane kıymet kabul kıldı. Misal için bu plus bilgisini alır diyen bu şey bu iki tane kıymet kabul kıldı. Mene bu birinci kıymeti bu ikinci kıymet. Yok ki minus bilgisi ham unary operatör bol alıydı. Ham binary operatör bo'la oladi. Hop, sababi buni misol uchun buni ham minus belgisi vazifasida ishlatsak bo'ladi. Bizda ham bu yerda ayirish vazifasida ishlatsak bo'ladi. Bunaqa operatorlarni hozir yana ko'rdinglar mana. Misol uchun bu yerda ham qiymat qabul qilyapti, bu yerda ham qabul qilyapti. Mana bular bizda hammasi binary operatorlar deyiladi. Binary operator. Hop, binary operator deganda biz nimaligini bilib olishimiz kerak xolos. Ya'ni qaysilarligini o'zingizlar ko'rib ketaverasizlar o'zi. Qiymat qabul qilishiga qarab. Unary faqatgina bitta qiymat qabul qilishi mumkin. Binary ikkita qiymat qabul qila oladi. Endi ternary bitta operatorimiz bor. Ternary operator 3ta qiymat qabul qiladi. Misol sifatida qaranglar. Bunda konsologga chiqaraman sizlarni. Misol uchun yozaman. Birinchisi boolean qabul qiladi. Keyin so'rov belgisi qo'yiladi. 5 deb yozaman. Ikkinchisiga misol uchun 10 deb yozaman. Bu nima degani? Buni hozir tushuntirib beraman. Agar bu yerda true bo'ladigan bo'lsa, mana ham ekranga 5 chiqadi. Bu yerda false bo'ladigan bo'lsa, ekranga 10 chiqadi. Ya'ni bu ternary operator, bu ternary operatorni batafsilroq bizga hali if else o'tib beraman, o'shanda yaxshiroq tushunib olamiz. Ya'ni hali control flow o'tganimizda tushunamiz buni. Ko'radigan bo'lsak, bu yerda men bilan kommentariy yozib turaman. Yana qo'shimchalarni kommentariy yozib turaman. Ko'radigan bo'lsak, 5 chiqarib berdi. Ya'ni agar bizda true bo'ladigan bo'lsa 5 chiqsin, aks holda 10 chiqsin deyapman. Xo'p, false qilib qo'yaman. False qilsam 10 chiqadi. Mana bu bizani ternary operatorlarimiz edi. Hop, mana ternary operatorlarni ham o'tib oldik. Deyarli barcha kerakli operatorlarni o'tib oldik. Bundan tashqarisi kamyob. O'sha vaqt kelganda dasturga endi uni ishlatib o'rganib ketaveramiz. Keyingi narsa bizda operatorlardan tashqari maxsus sonlar mavjud. Maxsus sonlarni tushuntirib beraman. Maxsus sonlar degani ular o'zi son bo'lmaydi, lekin o'zi uni ma'lumot turi son bo'ladi. Bu nima degani?
Bize de 3'te mahsus son mevcut. Yani infinity, minus infinity ve none. Hazır hal bittesini koru verim. Infinity yani bu çeksiz diyen. Yani bize de malum bir sonlarımız çeklengen. Doğru bize de desturumuzda hesap kitap çeklengen. Eğer bize malum bir narsadan aşıp etti diyen bu ise infinity'ye kep kolamız. Misal sıfatı da kalemiz. Bana 5'i bölümen 0'ge. 5'i 0'ge bölgenimizde bize de kıymeti infinity çıkarı verir. Yani bu çeksiz ki turadı. Eğer minus 5'i bölü diyen bu ise ama minus infinity çıkarı verir. Yani bana maşı halette bize de mahsus solla çıkıp geledi ekrangi. Bana bu lanem koru alışımız kere. Ana indi no, number bu not a number diyanı. Yani bu son emas diyanı o'zbekchasiga. Son emas. O'zi ma'lumot turi son, lekin bu son emas. Ya'ni nima deyapman bu bilan? Buni qaranglar. Misol uchun, men hello ga oldiga misol sifatida hello bu ishlaydimi yo'q bilmadim, lekin world ko'ringlar. Yo. World emas, 5 qilaydi. Ko'radigan bo'lsa, none chiqarib ber. Ya'ni men hello dan 5 ni ayirdim, menga none chiqarib berdi, ya'ni bu son emas deyapti. Sababi buni qiymati songa teng emas. Shuning uchun bizga mana mana shu 3ta maxsus sonlarimiz mavjud. Infinity, minus infinity va none, ya'ni not a number. Hop, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Keyingi darsda xudo xolasi misol ishlaymiz.